Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle devre kartı üzerinde ölçü aletiyle kondansatör arızası tespiti uygulaması yapacağız arkadaşlar. Abonelerimizden bir arkadaşımız bizden bunu istedi. Kondansatörlerin devre kartı üzerinde de sağlamlık kontrolünü yapabilir miyiz diye bunun videosunu çekip bize anlatır mısınız şeklinde bir istekte bulundu. Ona istinaden bu videoyu çekiyoruz. Evet arkadaşlar, kondansatörleri devre kartından sökmeden de sağlamlık kontrolünü yapabiliriz. Şimdi böyle bir uygulama yapacağız sizinle beraber. Şu gördüğünüz bir monitörün güç kartı arkadaşlar. Şu anda kartımıza enerji verdik. Şöyle gördüğünüz gibi kartımızda şişmiş bir kondansatör var. Bu %90 bozuktur diyoruz. Ve yanında da şişmemiş kondansatör var. Şimdi bu devre kartı üzerinde kondansatörün sağlamlık kontrolünü nasıl yapacağız? Öncelikle kondansatörün devreye enerji verdiğimizde ayaklarına gelen voltajı ölçeceğiz arkadaşlar. Ölçü aletim görünüyor. Bakın arkadaşlar, öncelikle voltajı ölçüyoruz. 3.3 volt. Şu an kondansatörlerimizin ayağına 3.3 volt geliyor. Evet. Şimdi devre üzerinden de arkadaşlar, şöyle yaklaştırayım. Devre üzerinden de takip ettiğimizde bu iki kondansatör de birbirine paralel arkadaşlar. Yani ikisine de gelen artı uçlar ve eksi uçlar beraber, birbirine paralel. Şu bunların artı ucu bazı malzemelerin üzerinden çıkışa gidiyor. Şu kısmın artı ucu da başka tarafa gidiyor. O yüzden biz şu anda birbiriyle aynı, birbirine paralel olan şu iki kondansatör üzerinde işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu kondansatörlerden de birinin şişmiş ve bozuk olduğunu zaten eminiz, ama diyelim ki şişmemiş ve bu şekilde bağlı iki kondansatörün ayakları birbirine paralel ve ayaklarına gelen voltajı ölçtüğümüzde 3.3 voltu görüyoruz her ikisinden de. Zaten paralel aynı voltajı vermesi gerekiyor. Şimdi kart tutucu bir aparatım olmadığı için ben buraya bir kablo lehimledim arkadaşlar. Kablo kondansatörün artı ayağına lehimli. Böylece burada kondansatörlerin sağlamlık kontrolünü yaparken kondansatörün artı ayağını bu kablo üzerinden kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Ölçü aletimizin artı probunu kondansatörün artı ucuna, eksi probunu da ölçü aletimizin eksi probunu da kondansatörün tepesine değdirerek ölçümü yapıyoruz arkadaşlar. Şu an devreye voltaj verilmiş halde, şu anda sağlam olduğunu düşündüğümüz kondansatöre ilk evvela değdiriyorum. Ayaklarında 3.3 volt varken tepesinden baktığımızda
1.9 2 volt alıyoruz. Şimdi bozuk ve şişmiş olan kondansatöre bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şişmiş olan kondansatörden 0.7 volt voltaj alıyoruz. Genellikle sağlam kondansatörlerde ayaklarında gördüğünüz gibi 3.3 volt varken 1 volt, 1.5 volt eksiği voltajı üstünden ölçtüğümüzde gösteriyor bize arkadaşlar. Yani şu an ayaklarında 3.3 volt olan kondansatör tepesinden bize 2 volt işte 1.9 volt gösteriyorsa bu sağlamdır. Yaklaşık ayaklarındaki voltajın 1-1.5 volt altını veriyorsa sağlamdır arkadaşlar. Ama burada olduğu gibi ayaklarında 3.3 volt olduğu halde tepesinden eksi probu kondansatörün tepe noktasına değdirdiğimizde 0.7 volt veriyorsa bu bozuktur arkadaşlar. Şimdi biz bozuk olduğuna emin olduğumuz, şiştiği için emin olduğumuzu düşünüyoruz. Emin olduğumuz bir kondansatörde bunu görüyoruz. Bazen ne oluyor? Bu kondansatör karta birebir yapıştırılmadan biraz havada lehimleniyor arkadaşlar. O zaman bu şişme olayı kartın kondansatörün alt kısmından olabiliyor. Böylece bu kondansatörün üstünde bu şişmeyi göremiyoruz. Ve kondansatörün alt kısmında bir şişme oluyor. Fakat biz de o alt kısmındaki şişmeyi göremediğimiz için kondansatörün tepesi şişmediğinden sağlam olarak düşünebiliyoruz. Ama bu yöntemle hatta bir kart tutucu aparat olduğunda kartı şöyle dik halde tutabildiğimizde nedir? Ölçü aletiyle bütün kondansatörlerin istediğimiz gibi ayaklarına aşağıdan kondansatörün ayağına gelen voltajı ölçüp sonra da artı probu kondansatörün artı ucunda eksi probu da kartın üst tarafından kondansatörün üstüne değdirerek voltaj ölçümünü yaptığımızda devre kartı üzerinden kondansatörü sökmeden sağlamlık kontrolünü yapabiliriz. Evet arkadaşlar, yalnız bu hangi kondansatörler için geçerli olur? Onun hakkında bir bilgi vereyim. Mesela devre üzerinde osilasyon osilatör görevi yapması için RC osilatör deniyor. Kullanılan kondansatörlerde bu uygulamayı yapamayız arkadaşlar. Niçin? O kondansatörün diyelim ki bu şekilde ayaklarında 3.3 volt var. Bize şu sağlam kondansatör ne verdi? 2 volt verdi. 1.9 volt verdi. Ama sonuçta kapasitesi düştüğünde o artık yapması gereken osilasyon frekansını birebir veremeyecek arkadaşlar. O yüzden o kondansatörlerde kondansatörü direkt sağlamıyla değişmekte fayda var. Biz bu ölçümü daha çok böyle güç çıkışı olan kondansatörlerde uygulayabiliriz. Bu kondansatörlerde de ne oluyor arkadaşlar? Evet. Kartımızın enerjisini kestim. Bir önceki videomuzda arkadaşlar DVR kayıt cihazı tamiri videosu çekmiştik. Bir önceki videomuz. Bunu da bir sonraki aşamada yükleyeceğimi düşünürsek bir önceki videomuz olur. Orada
güç kaynaklarının çıkışı 12 volt gösterirken yüke bağladığımızda, çalıştırmasını düşündüğümüz devreye bağladığımızda bu 12 voltun 10 voltlara düştüğünü ve kayıt cihazımızı ve hard diskimizi çalıştırmadığını görmüştük arkadaşlar. Bunlar neden oluyor? İşte böyle güç çıkışlarındaki kondansatörlerin bozulmasından oluyor arkadaşlar. bu kondansatörler adaptörlerin veya güç devrelerinin çıkışından bizim akım olarak, güç olarak daha fazla güç alabilmemizi sağlıyor. O adaptörlerde de, güç kaynaklarında da çıkışına baktığımızda normal 12 voltu görüyoruz. Ama kayıt cihazına bağladığımızda voltajın çöktüğünü, ne hard diski ne anakartı, bazen anakartı çalıştırabiliyor ama hard diske gücü yetmiyor, çalıştıramıyor. Böyle durumlarda bakıyoruz, içerisindeki kondansatörlerin biri veya ikisi bozulmuş oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı yeterli bir güç çıkışı sağlayamıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir devre kartı üzerinden sökmeden kondansatörün çalışmasını, sağlamlığını kontrol etmekti. Kanalımızı beğenerek, abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.